Günaydın. Ortak akıl başladı. Saatler onu gösteriyor. 2 saat boyunca Türkiye'deki gündemi konuşacağız. Tabii gündem her zaman olduğu gibi yine çok sıcak. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim nereye varacak? Buna dair konuşacaklarımız olacak. CHP'de hafta boyu Atatürk tartışması yaşandı. Canan Kaftancıoğlu'nun sadece Mustafa Kemal deyip Atatürk dememesi tartışma konusu oldu. CHP'nin içinden tepkiler geldi. Kılıçdaroğlu konuştu. Hepsini enine boyuna konuşacağız. Burada bu programda her zaman olduğu gibi daimi konuğumuz Sayın Hüseyin Gülerce ile birlikteyiz. Sayın Gülerce hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Akıncı. İyisiniz, nasılsınız? Ben bu soruyu sormadan programı açmıyoruz. Açılış şeyimiz oldu. Evet. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde inşallah. Şükür Allah'a, hamdolsun. Hemen hızlıca başlayalım madem öyle. Tamam. Düne gideceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit etabını açtı ve önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. Kredi derecelendirme kuruluşlarını soracağım ama önce hizmetten isterseniz konuşalım. Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir etabı da tamamlanmış Gebze, oldu. Gebze İzmit kavşağı arası. Ondan sonra da Sakarya'ya olan son bölüm kalıyor herhalde. Tabii ekonomik olarak çok büyük getirisi var. Ben onu geçenlerde bir defasında kullandım. Şeye giderken, Yalova'ya giderken Osman Gazi Köprüsü'ne biraz uzadı yolumuz ama merak ettim. Büyük hizmetler yapılıyor. Şimdi İstanbul-İzmir otobanı mesela konuşuluyor da bir de gidip gelenleri dinlemek lazım. Ben henüz bir ay önce gittim mesela. Yani inanılmaz Yalova'dan kısa. Yalova'dan İzmir 2,5 saat. Tamam, çok kısa. Yani daha önceki meşakkatler ve yine muhalefetin yaklaşımına vurgu yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu hizmetlerin hiçbirini görmedikleri gibi, yani hiçbirini takdir etmedikleri gibi, Engin Altay'ın lafını hep hatırlıyoruz değil mi? Yani halk bize dünyanın en iyi işini yapsanız bile sizi eleştirme görevi verdi. Yani mantalite bu. Muhalefeti böyle algılamışlar. Bir de yani bundan memnuniyet duymadıkları gibi her fırsatta karalamaya çalışıyor. Üstünden geçmediğimiz köprünün parasını ödüyoruz. Yatmadığımız hastanenin parasını ödüyoruz. Ya şu pandemi döneminde şehir hastaneleri olmasaydı, sağlık personelimizin bu gayretleri olmasaydı ki sağlık personelinin fedakarlığını biraz ilerleyen dakikalarda Sağlık Bakanımızın ifadelerinden söylemek isterim. Bunları hep görmüyoruz, göremiyoruz. Yani öyle bir işte portakal gitti, ne geldi? Tepeli. Tepeli geldi. Yani tepe tepe aynı şeyleri söylüyorlar. Yani hiç mi güzel şeyler olmuyor? Bunlar niye böyle övücü olarak anlatılmıyor? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürekli olarak hemen her fırsatta söylediği bir şey var. Bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Ve bu saldırıyı nereden yapıyorlar? Ekonomi üzerinden yapıyorlar. Yani muhalefet de eksik olsunlar demek lazım. Eksik olmasınlar değil. Böyle bir muhalefet eksik olsun yani. Bu dışarıdan çizilmiş projelerde adeta gönüllü figüranlık yapıyor. Yani bu ülke bu haliyle Allah'ın lütfuyla ayakta duruyor. Yani şu pandemi döneminde hükümet başarısız olsa, sistem göçse, çökse, inanınız bunun için ellerini ovuşturan insanlar var. Hala çökmedi. Buna rağmen mesela Türk Tabipler Birliği tamamen dikkatleri başka tarafa çekmek için yani Yılmaz Özdil'e de fırsat gelirse adam gemimizin bakıma çekilmesine bile affedersiniz onu ben kullanamam. Terbiyesiz kıçın kıçın diyeyim. Böyle bir ifade yazıyor ki Hıncal Uluç dayanamadı. Bu Yunan medyası mı, bu Yunan gazetecisi yazarı mı diye yani. Şimdi böyle bir zihniyet var karşımızda. Yapılanları görmedikleri gibi karalamaya ve karalarken de insanlıktan çıkıp ahlaksızlık yapmaya kadar sakınca görmeyen bir zihniyet var. Onun için bunun adına eleştiri koymuşlar. Hakareti, iftirayı eleştiri zaten koymuşlar. Bak sıkıntı orada yani. Eleştiriye evet. Tamam. Ama hakaret ne ya? Düşmanca tavırlar ne? Siz kaç defa hatırlattınız Sözcü gazetesinin 2016'daki darbeden
6 ay önce mi işte, birinci sayfasında bulmaca adı altında Öl Recep diye adam şeyler yazıyor. Şimdi bu gazetecilik mi? Gazetecilik mi? Bu eleştiri mi yani? Ve hala devam ediyor Sözcüsü, Fox TV'si. Yani bir de bunun yanında fikir ifade hürriyeti istiyorlar. Basına özgürlük istiyorlar. Ya her şeyi söylüyorsun. Affedersin, kıçın kıçın kaçtınız diyorsun. Türkiye'nin gemisine kimsin sen ya? Kimlerdensin? Nesin? Necisin? Sen benim gemime, bizim milli ekonomimize katkı yapacak araştırmalar yapan gemimize Yunan ağzıyla konuşamazsın arkadaş. Ama konuşuyorlar. Konuşuyor. Yazıyorlar. Okunuyorlar. Mesela bunların attığı Türkiye aleyhine bir tweet'e 40 bin kişi beğeni tıklıyor ya. Yazıları nasıl paylaşılıyor? Bu şimdi, şu yazdığı Yunan ağzından yazdığı yazı bile ne kadar çok like almış, beğeni almış birileri tarafından. Şimdi mesela çok acı. Aynı dünkü konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı Haziran-Ağustos döneminde diyor, 3 aylık dönemde ihracatın 41 milyar dolar seviyesine ulaşarak geçen yılın dahi üzerine çıktığını, turist sayısının şu ana kadar 10 milyonu aştığını, yıllık 15 milyonu bulacağını. Böyle bir tablo var karşımızda. Fakat muhalefeti dinlerseniz bittik, göçtük, battık. Türkiye şeye çıkamaz, 2021'e çıkamaz. Ya bu felaket tellallığı ne ya? Yani resmen felaket tellallığı. Evet. Bir ifadesiyle bitireyim. Tamam. Bu hatırlatma da önemli çünkü. Milletin Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşarak asırlık uyanışımızı önlemeye çalışma oyununu gören milletimiz, 15 Temmuz başta olmak üzere maruz kalınan her saldırıda istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur. Şimdi kimileri tırsıyorlar. Hatta kendilerinin tırsmasını söyleyemiyorlar da. Türkiye savaş mı çıkarıyor? Yine Yunan ağzıyla. Ya haklarımızı korumayalım mı? Bu konuda da genişletilmiş il başkanları toplantısında çok güzel bir ifade kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın bir de onu dinleyelim. İzleyelim onu. Evet. Çünkü orada hem muhalefete yönelik eleştirileri vardı hem de dediğiniz gibi bu konudaki sözleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında önemli ifadelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özellikle Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a tepki var. Şurası çok güzel ama. Şimdi neden burası çok önemli, güzel? Muhalefet Kılıçdaroğlu'ndan Babacan'ına, Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na, HDP'yi saymıyorum zaten, Türkiye'nin partisi değil. Hepsinin ortak bir söylemi var şimdi. Türkiye yanlış dış politikalardan dolayı, o da saray politikası diyorlar işte, tek adam politikası, çok yalnızlaştı bölgesinde diyorlar. Yani Azerbaycan'dan başka, bu lafta Davutoğlu'na ait, Türkiye'yi destekleyen kimse kalmadı diyor ve sayıyor bir de Davutoğlu. Amerika Birleşik Devletleri ile aramız iyi değil diyor, İsrail'le diyor, Yunanistan'la diyor, Mısır'la diyor. Birleşik Arap Emirliği diyor. Mısır'la diyorsa yani Mısır'la acaba aramızı kim bozdu? Davutoğlu'nun bu konuda bence konuşmaya pek hayır, hak yok yani diyor. Bu saydıkların hepsi Türkiye'nin aleyhine çalışan ülkeler. Yani hiçbiri bizim lehimize çalışmıyor. Şimdi Türkiye yanlış dış politikadan yalnızlaşmış. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki tamam, Türkiye bu mücadeleleri vermesin. Suriye'den çekilsek diyor. Suriye huzura kavuşacak mı? Kavuşacak mı? PKK'nın, Amerika'nın orada bir terör devleti kurdurma emelleri Amerika'nın bitecek mi? Fransa oradaki emellerinden vazgeçecek mi? Yani İsrail bölgedeki niyetlerinden, ya bak Türkiye bu işlere karışmıyor arkadaş. Helal olsun, bak biz ayıp ediyoruz ha. Türkiye böyle yapıyorsa biz de kenara çekilelim. Artık bu işleri bırakalım der mi? Benim üzüldüğüm şey, bunlar Türkiye'nin partileri ve Türkiye'nin yanında değiller. Yani Türkiye'ye Sayın Erdoğan düşmanlığından dolayı, kim ve nefretinden dolayı ağızlarına geleni söylüyorlar. Ama Amerika'ya tek bir laf söylemiyorlar. Ya bu saydığımız isimlerden herhangi birinden
Amerika 40 bin tır Kuzey Suriye'de PKK'ya silah verdi. Dönüp de Amerika'ya ama bu senin yaptığında ayıp dediler mi? Ya ne diyorlar? Ama Türkiye'de yani sınır ötesi harekatla Afrin'de Barış Pınarı harekatında ne işi var? Tabipler Birliği de böyle. Şimdi burada çok önemli nokta. Şimdi bizi seyredenlerin bir kısmı işte muhalefet partilerinden olabilirler. Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'yi, Türkiye'nin şu andaki dış politikasını onları desteklediğimiz için savunduğumuzu zannedebilirler. Ama vicdan diye bir şey var. Vicdan dinin yarısı, insaf dinin yarısı. Bir insan bir şey söylüyor. Diyor ki bak bizim mavi vatan diyoruz. Akdeniz'de menfaatlerimiz var. Bizi kuşatıyor. Fransa nerede bir haritaya bakar mısınız? Adam uçak gemisi gönderiyor buraya. Amerika Birleşik Devletleri harita nerede bir bakar mısınız? Kuzey Suriye'de PKK'yı silahlandırıyor. Bizim muhalefet partilerimiz tamam içeride siyaseten muhalefet yapabilirler ama dış politikada Türkiye'yi milli menfaatlerimiz doğrultusunda desteklemeli değiller mi? Bunu soruyoruz biz ya. Vicdana hitap ediyoruz. İnsafa davet ediyoruz. Bakın Kılıçdaroğlu'nun bu S-400'ler konusunda kendisiyle tezata düştü ki çok böyle görüntüler kendisiyle var. Tezata düştü. Onu. Bakın izleyelim. Bu demek istediğimizi kendi sesinden Kılıçdaroğlu'nun bir de yani Türkiye'nin her yani. Hamlesinde nedense Türkiye'nin karşısına dikiliyorlar. S-400'de de aynı şeyi yaptılar. Ne demiş bakın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu S-400 konusunda ama sonra ne demiş? Ne demiş ve nasıl çelişmiş? Yani hem Yunanistan mı bize saldıracak demesi çok acıydı zaten. Suriye mi bize saldıracak demesi çok acıydı. O programda söylemişti bunları. Sonra da bu hafta işte Gelecek Partisi'ne gittiğinde bu sözleri söyledi. Aktive edeceksiniz yani diyor. Böyle bir ana muhalefet partisi lideri var Türkiye'de. Yani şunu bile sadece dinlese insanlar Allah korusun derler. Yani bu zihniyette birilerinin Türkiye'de yönetime gelmesi ki onun için uğraşıyorlar değil mi? Bu ittifaklar, muhalefetler neden kuruluyor? Joe Biden ne diyor yani? Doğrudan cesaretlendirmemiz lazım diyor. Şimdi S-400'ler alınırken itiraz ediyor. Ya niye alıyorsunuz bunları diyor. Neler neler. Bak sonra diyor ki yüreğim varsa diyor. S-400'leri Amerika'ya, Amerikan senatosunun tepkilerine rağmen almak zaten yürek istiyor. Tabii. Siz ona da karşı çıkıyorsunuz. Bir de yani bunu neredeyse ana haberlerde her gün vermek lazım. Bize Yunanistan mı saldıracak? Yunanistan'la mı biz savaşa gireceğiz? Ya şu anda Yunanistan'ın Fransa ile birlikte yaptığı tahrikler neyin nesi ya? He? Neyin nesi? Ve bakınız Yunanistan sadece bu sahada askeri tahrikler işte dibimizdeki adalara kadar gelip Cumhurbaşkanı bizden 2 kilometre uzaktaki adaya geliyor çelenk koyuyor bilmem ne. Bunlar çok ucuz tahrikler. Bir de yani insan bir kalıbına bakar da Yunanistan Türkiye'yi tahrik ediyor. Bunu tek başına yapabilir misin? Yapamazsın. Hatta bir Yunan televizyonunda muhabir... Onu diyecektim yani aslında Yunan spiker bile anladı durumu. Türkiye'deki muhalefet anlamadı. Bakın çok arkadaşlar ilginç. Alırsa verseler bir onu bak. Şimdi o meşhur Yunan spiker var. Biz zaman zaman ekrana getiriyoruz. Evet. Bakın Türkiye ve Yunanistan'ın gücünü nasıl Kılıçdaroğlu sanki Yunanistan'da konuşuyormuş gibi. Bu da sanki Türkiye'de konuşuyormuş evet, gibi. Evet yani o yüzden muhalefet özellikle bu videoyu izlemeli. Buyurun verin. Dış politika böyle yürütülür diyor Yunan spiker. Ve bakın Türkiye'nin elindeki gücü ve kuvveti nasıl anlatmış değil mi? Ve Kılıçdaroğlu da böyle dış politika olmaz diyor. Yüreğim varsa S-400'leri aktif hale getirirsin. Aktif olmadığını nereden biliyorsun? Ha, ben onu diyecektim ya Sayın Kılıçdaroğlu. Yani belki kim söyledi yani? Amerika mı söyledi? Yani sana bunu kim söyledi? Yani Türkiye'ye inanmıyorsun. Türkiye'yi yönetenleri de. Ne kadar teşnesin başkalarının Türkiye aleyhindeki konuşmalarına, görüşlerine sahip çıkmaya. Neyse yani bir mücadele bu şu anda. Türkiye uçan araba yaptı mesela. Yeri geldi onu verelim mi ekrana? Cezeri'yi versenize de. Önümüzdeki haftada Teknofest var. Gaziantep'te. Öyle var. Yani Kılıçdaroğlu Türkiye'nin gücünün çok farkında değil galiba. Kılıçdaroğlu buna
dudak bükmüştür canım, bu ne gösteri falan demiştir yani. Damadı öne çıkarıyorlar falan. Binlerce genci şu anda motive etti Sayın Bayraktar. Binlerce. Yani gençlere sahip çıkılmıyor. Gençler şöyle böyle. Gençler bakın önümüzdeki hafta göreceğiz. Burada uzun uzadıya ele alırız. Teknofest'te o kadar çok rağbet var ki gençlerden. Yarışıyorlar. Ve öyle icatlar yapmışlar ki bizim milletimize yeter ki yol gösterilsin. Rahmetli Özal'ın sözüydü. Görüyor musunuz yani arkadaşlar? Rahmetli Özal diyordu yani. Yeter ki bir yol gösterici olsun yani. Yıllarca bizim milletimizi birbirimize vurdurarak, gençlerimizi birbirine kırdırarak meşgul ettiler. Ben hala 12 Mart 71, 12 Eylül 80 darbelerinden önce toplamda 5000 üniversiteli gencin sağ sol çatışmalarında katledilmesini unutamıyorum. Gençleri sağcı yaptılar, solcu yaptılar. Sonra birbirine kırdırdılar. Bunu da darbeye zemin yaptılar. Bak yani, şimdi gençler neyle işte bu cezeri. Gençler neyle uğraşıyor? Türkiye'nin ilk uçağın arabası. İnanılmaz tabii. İnanılmaz bir teknoloji. Yerli, milli bir uçan araba üretildi. Tam Teknofest'ten hemen önce de uçuruldu cezeri. Bora füzelerine mesela dikkat çekiyor Yunan spiker. Biz gücümüzün belki farkında değiliz ama Bora füzeleri neler neler yapıyor. Mesela ben özellikle Suriye operasyonunda Koral'ı çok beğenirim. Bütün Suriye'deki operasyon yapacağınız yeri elektriğini bir anda kesiyor, iletişimini bir anda kesiyor. Kör hale getiriyor karşı tarafı. İnanılmaz teknolojiler yani var. Elimizdeki işte imkana bakar mısınız? HES, SİHA ve İHA'larla. Şimdi TİHA geliyor. Sigara içmiş teröristler. Biraz sonra geliriz. Oradan tespit ediyorlar yerlerini de etkisiz hale getiriyorlar. Şimdi biz eskiden bu teknoloji yokken PKK ile mücadelede nelere şahit olmuştuk? Hangi acıları yaşamıştık? Hep baskınlar, karakol baskınları. Gibi karakollara 100-150 tane PKK'lı terörist baskın yapıyordu. 100-150 taburu basıyorlardı. Evet. Şimdi 2-3 tanesini mağaradan başını çıkaramıyor. Bu imkanlar, bu İHA'lar, SİHA'lar o gün olsaydı 100 kişi, 150 kişi benim taburumu basabilir miydi silahlı kuvvetlerimi? Şimdi bununla övüneceğine CHP'li milletvekili diyor ki diyor eskiden diyor beyaz Renault'lar vardı diyor. Şimdi de diyor İHA'lar, SİHA'lar var diyor. Ve CHP'de hala milletvekili. Hala. Ve onu savunan bir CHP'li gazeteci televizyonda da diyor ki ya tamam da diyor zaten bir kişi diyor, bir milletvekili diyor. Tutmayın aranızda böyle bir milletvekilini niye savunuyorsunuz? Türkiye'nin İHA SİHA yapmasına, PKK ile teröristlerle mücadelesine bu şekilde ifadelerle karşı çıkan kişiyi aranızda niye tutuyorsunuz? HDP'liler zaten terörist cenazesinde, teröristlerin taziyesinde bir akrabası, kardeşi Kandil'de, kendisi burada siyaset yapıyor falan. Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'nu ziyaretle devam edelim mi? Madem Kılıçdaroğlu'ndan gittik. Olur. Yani Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti ama bizim asıl hatırlatmak istediğimiz Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun arasındaki polemik. Evet. Onu bir arkadaşlar hazırsa daha önce birbirlerine ne söylemişlerdi? Şimdi önce ne söylüyorlar? Verelim. Önce onu verelim isterseniz. Tamam. Çünkü reklamada gitmeden önce onu hatırlamış oluruz. Buyurun efendim, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu birbirine neler söylemişti? Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Davutoğlu birbirlerine bu kadar ağır sözler söylemişti Sayın Gülerci. Şimdi buraya da o görüntüyü bulamadık. Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'na 2012'de söylediği bir iki söz daha var. Nasıl bir akademisyendir bu? Davutoğlu'na söylüyor Kılıçdaroğlu. Nasıl bir akademisyendir bu? Dünya dengelerini bilmeden Rusya'yı izole etmekten söz ediyor. Herhalde onu dinleyen pek çok ülke, affedersiniz, kıçıyla gülmüştür. Şimdi ben bu tabiri kullanmam. Ama demin Yılmaz Özdil'in daha kabasını kullandığı için yerine kullandık. Bu ifadeyi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dönemin Ahmet Davutoğlu için kim kullanıyor? Kılıçdaroğlu kullanıyor. İlginç. Evet. Ve bu Milliyet Gazetesi'ne yaptığı ziyarette söylenmiş. O günkü yazarlardan Semih İdis de köşesinde söylemiş. Şimdi reklama 4-5 dakikamız varmış henüz.
ziyarete değerlendirelim. O zaman madem ziyareti değerlendirelim. Sonra diyecektim şimdi ama o zaman peşin peşin şunu söyleyelim. Bunlar öncesinde birbirlerine böyle bırakın eleştirmeyi hakaret etmişler değil mi? Adam, şimdi neden yakınlaşıyorlar adam, sevgili Ercan? Adam bile demem, insan bile demem. İşte Güler'ler şöyle böyle diye. Bugün ne oldu da bunlar birbirlerine iltifat ediyorlar? Görüntüler 3-4 gün önce de. Evet. Bakın bu ziyaret sonrasında şey ne diyor Davutoğlu? Ziyaretleri dolayısıyla Sayın Genel Başkan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra her süreçte istişarelere devam etme kararlılığındayız. Hmm. Sayın Genel Başkan'ın partimize ziyareti güzel bir başlangıç, daha yeni başlıyorlar. Niçin kuruldu bu partiler? Şimdi Davutoğlu diyordu ki ben iktidar olacağım diyordu. Şimdi bakınız, Kılıçdaroğlu'yla Davutoğlu yan yana gelince benim aklıma ilk ne geldi? Sizin de gelmiştir. Biden geldi değil mi? Ha, doğru. Bak bunlar bir araya gelince insan neden Biden'ı hatırlatıyor? Doğru. Çünkü Biden geçenlerde yayınlandı değil mi? Muhalefeti birleştirdi. Muhalefeti doğrudan yardım edeceğiz, cesaretlendireceğiz. İyi cesaretlendirmişler. Yeni dönemde diyor. Niçin bir araya gelmişler Kılıçdaroğlu'yla? Yeni dönemde otoriter rejimlerle demokratik çizgileri mücadele ettiği bir süreç yaşanırken bizim şimdi yapmamız gereken sık sık ziyaretlerle, görüşmelerle bir siyasi çizgi takip etmemizdir. Zaten CHP Türkiye'nin en eski partisidir. Halbuki aynı Davutoğlu geçenlerde birkaç ay önce yani Akit TV'de kendisine Cumhuriyet Halk Partisi sorulunca ne dedi? Hayatım CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti. Şimdi sorunuza gelelim. Bu kadar şeye rağmen ne oldu da şimdi bir araya geldi? Vazifeliymişler gibi davranıyorlar. Bir defa o dikkat çek. Ne vazifesi? Erdoğansız Türkiye. Evet. Ne yapacaklar, ne edecekler? İçeriden, dışarıdan Erdoğan'ın 2023 seçimlerini kazanmaması için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Şimdi bir takım gelişmeler oluyor. Onu reklam sonrasına bırakalım. Karamollaoğlu da Halk TV'de hilafeti diyor, Türkiye'de AK Parti kaldırdı arkadaş diyor. Yani hilafet derken meclisi pasifize etti diyor. Onu okuyacağım. Reklamdan sonra beklesin. Ama neden öyle bir cümle kuruyor ve enteresan ve neden Şirin Partisi'ne, neden Halk TV? İşte bak bu iki ziyareti, Davutoğlu'nun ziyareti, Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi, Karamollaoğlu'nun bu çıkışı. Bir şey daha yanına koyalım. Hatırlatın bana reklamdan sonra. Edirne cezaevinden Selahattin Demirtaş da ne dedi? Ya dedi, karımla birlikte çat kapı bir kahvaltı. Akşener'e kahvaltıya gittiyse dedi. Ya Bayramlı'yı seyran değil. Çok üst üste geldi bakın Sayın Vidalci. Şimdi siz böyle toparlayınca hepsi çok üst üste geldi. Şimdi bak, bunların hepsinin bir araya gelmesi bir yerden düğmeye basıldığını gösteriyor. Nereden? Son 3-4 hafta içinde hepsi bir. Biden'ın konuşmasını hatırlarsanız sanki birileri siyaseten nereye sürülüyor şimdi? Cepheye. Ve bu başlangıçta çok sık görüşecekler. Zurnanın zıt dediği yer neresi? HDP. HDP olmadan bu muhalefet partileri bir aday çıkartamaz. HDP'nin desteği olmadan. Dolayısıyla Akşener'e kahvaltı çağrısı yapılması HDP'nin eski eş genel başkanı tarafından, yani bir aday çıkaracaksanız, mesela bu aday şey de olabilir dediler, Meral Akşener de. Asip Kaplan dedi değil mi? Evet. Yani bir şey mutfakta hazırlanıyor. Yardımcısı işte HDP'li biri olsun. Ama bizim milletimize sökmez bunlar. O zaman reklama gidelim. Reklamlardan sonra tüm bu planları, kimler neyi amaçlıyor konuşacağız. Kısa reklamlar. Ortak akıl reklamlardan sonra devam ediyor. Karşınızdayız. Şimdi reklamlardan hemen önce Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu buluşmasını konuşuyorduk. Özellikle muhalefetin toparlanmasını Sayın Gülerce belirtmişti. Karamollaoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ysa hafta arasında Halk TV'deydi. Şirin Payzın'a konuştu. Hilafeti AK Parti kaldırdı dedi.
O cümleleri bir izleyelim. Karamollaoğlu neyi amaçladığını birazdan konuşacağız. Karamollaoğlu'nun bu sözleri neyi amaçladı? Bir de Şirin Payzan'ın sonra bir tweet'i var. Onu da ekrana getiririz ama neyi amaçladı özellikle Karamollaoğlu? Ben bir defa şahsen üzülüyorum. Milli görüş çizgisi diye bir çizgi var değil mi? O çizginin bugünkü temsilcisinin gele gele hilafet kanun koyucudur diye kestirip atması çok hayret verici bir şey yani. Yani hilafet bu demek mi yani? Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsi manevisinde mündemiştir. Oldu mu yani? Böyle bir şey oldu mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir şey yaptı mı? Kanun koyuyor. Kim koyuyor kanunları Türkiye'de bugüne kadar parlamenter sistemde? Vesayet koyuyor ya. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi var da darbelerden sonra ne var? 27 Mayıs'tan sonra meclis ne olmuş? Hilafet mündemişliği ne olmuş? Şahsi manevisinde. Vesayetçi bunlar yapı. Ben her söylemek istemiyorum. Yani bu işin bu kadar basite indirilmesi çok hayret verici bir şey. Ama neden bunu böyle yapıyor? İlla Erdoğan düşmanlığından dolayı Erdoğan'a AK Parti'ye bir şey söyleyecek. Tamam söyle de ya bu kadar da savrulmaz ki. Savrul da nereye kadar savrulacaksın ya? Yani buna herkes hayretin dışında bir de güler. Hilafeti AK Parti kaldırdı. Çünkü meclisin şahsi manevisinde münlemişti. Bunlar meclisi devre dışı bıraktılar. Bu senin yorumun bir defa. Sizin bu şekilde yorumlarınıza rağmen halk oylamasında, referandumda millet evet dedi, böyle istiyoruz dedi. Seçilen Cumhurbaşkanı yönetsin Türkiye'yi dedi. Sonra da seçime gidildi. İlk turda da Sayın Erdoğan'ı seçti. Buyurun Sayın Erdoğan, biz sizin getirdiğiniz bu sisteme güveniyoruz. Size güveniyoruz. Türkiye'yi bu sistemle yönetin dedi. Sen şimdi kalkıyorsun. Hilafet kanun koyucuymuş. Kimin adına diyorsun bunu kardeşim ya? Sonra da şimdi burada da particilik devreye giriyor. Bunu gündeme getirmemize bile mesela o Saadet Partisi tabanından kızan insanlar var. Ya arkadaş gazetecilik yapıyoruz. Bu bir haberdir. Yani milli görüş çizgisinden gelen... Hilafeti böyle algılıyor olması kişi, milli görüş tabii, olduğu iddia edilen kişilerin çok enteresan bir nokta. Değil mi? Geldiğimiz yer ya çok bu hocam. Bu inkar aslında. Hadi yani varmıyordu dilim. Kendini inkar ediyor ya Karamollaoğlu. Kendini inkar ediyor. Ama Karamollaoğlu'nu Halk TV'de Şirin Payzın neden programına çağırıyor acaba? O önemli. Orası önemli. Şimdi o tweet'i bak arkadaşlar versinler. Yani Şirin Payzın neden onu misafir etti? Evet. Çünkü diyor Şirin Payzın aslında bu soruyu soruyorlar. Ve Şirin Payzın'a cevap veriyor. Evet. Okuyayım mı? Oku ben buradan takip Şirin Hanım Saadet Partisi'nin oy oranı tam ekran yaparsanız göreceğim arkadaşlar. Son 5 seçime bakın yeter nesini zorlayacak aldığı %1 oyla mı diye biri soruyor. Şirin Payzın da diyor ki çünkü 50+1 gerekiyor iktidara başkanlık sistemi oyunun ne kadar öyle bir oyunda ne kadar olduğu önemli değil AKP'den kaç oy götürdüğü önemli diyor. Şimdi yani iktidar olmak amaç değil AK Parti'den bu oy almak. Özgür adında birinin Şirin Payzın'ın attığı tweet'e yazması üzerine Şirin Payzın'ın cevabı. Onun öncesinde Şirin Payzın şu tweet'i atıyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile konuşuyorum bu akşam. Hı-hı. Neden? Çünkü iktidarı en çok zorlayacak parti Saadet tabanının oylarından çok korkuyorlar AK Partililer. Kilit partiler de Saadet Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi aday olarak görmek istiyor? Saat 20'de diye bir tweet atıyor. Bunun üzerine Şirin Hanım Saadet Partisi'nin oy oranı kaç? Son 5 seçime bakın yeter. Nesini zorlayacak? Aldığı %1 oyla mı? İşte buradaki cevap çok önemli. Çünkü Şirin Payzın diyor ki çünkü 50+1 gerekiyor iktidara. Başkanlık sistemi bir oyun bile ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. AK Parti'den kaç oy götürdüğü önemli. Evet. Aldığı oy önemli değil diyor. Aldığı oy önemli değil. %1 AK Parti'den ne kadar oy götürdüğü önemli.
Demek ki Karamollaoğlu'na bu çevrelerin biçtiği rol bu. Yani senin iktidar olman, çok oy alman önemli değil. Davutoğlu da aynısını uçuyor. Şimdi geçen bir son anket, anketlere pek itibar etmiyoruz da hepsinde aynı sonuç çıktığı için Gelecek Partisi ile Deva Partisi'nin oy oranlarının toplamı %2. Biri 0.8, biri 1.2. Ama gürlemelerine bakarsanız, onları destekleyen malum gazete yazarlar var. Yani gümbür gümbür geliyorlar. Her yerde onlar konuşuyor. Hatta bu manzara karşısında aslında şey demek lazım. Bu rüzgara kapılıp Davutoğlu ne diyor? Ya bak, gidersem Anadolu'ya diyor. Ve selamun aleyküm derim. Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım diyor. Ne dedik? Kibir bazılarında öyle yükselir ki göz hizasında geçer. Bir de ayna varsa orada, aynada sadece kendisini görür. Başka hiçbir şeyi göremez. Evet. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu görüşmesi ve Selahattin Demirtaş'ın İyi Parti'ye, Meral Akşener'e kahvaltı sözlerinin hepsini aslında özellikle %50+1 almak için yorumlamak gerekir diyorsunuz. Evet, yani şu üzüntü verici değil mi? Milli Görüş geleneğinden gelen Saadet Partisi, Milliyetçilik geleneğinden gelen Meral Akşener, İyi Parti, AK Parti geleneğinden gelen Davutoğlu, Ali Babacan, bunların hepsi sağ partiler. CHP ile birlikte bütün umutlarını kime bağlamışlar? HDP'ye. HDP'nin %9-10 civarında oyu olmasa bunların bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmaya bile niyetleri olmaz. Akıl tutulması. Akıl tutulması da aklı güzel bir şey şimdi. Akıl ne tutturuyor acaba? Akıl neden tutuluyor yani? Aklın tutulmasının sebebi nedir? Hırs, İhtiras, beklenti. Yani insanoğlunun beklentilere esir olması, hırsına esir düşmesi, evet, aklı alıp götürüyor. Herkesin gördüğü şeyi, mesela bugün Türkiye'de herkes, ya Babacan'ın partisiyle Davutoğlu'nun partisi arkadaş, asla iktidar olamazlar. İkisi de bir araya gelseler, onlara Saadet Partisi ile İyi Parti de eklense, böyle bir merkez sağ partisi de dense bunların adına, onlar iktidara gelemezler. Yani neden bu insanlar uğraşıyorlar? E siz daha önceden aynı şeyleri savunuyordunuz. Hele şimdi ben Davutoğlu'na bir iki laf söyledik burada, biliyorsunuz. Bir tanesi bir yerden ses verdi. Evet. Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından, şimdi Gelecek Partisi kurucularından. Bir de hakaret ediyor. Ama sorsam fikir ifade hürriyetini savunur. Fikrimizi ifade ediyoruz. Yani Davutoğlu devlet adamlığı vasfı taşımıyor diyoruz. Neden diyoruz? Sen çünkü Davutoğlu'na düşmansın. Hayır. Diyor ki bak, bir konuşursam 3 ay konuşamazsınız. Şimdi böyle de bir tehdit. Bu ne demek? Yani ben öyle devlet sırları biliyorum ki sizinle ilgili. Bir söylersem, şimdi burada vaktimiz olmadığı için getirmedim. Hani birbirlerine ne söyledi Davutoğlu'yla Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu bir saldırıdan sonra da, zannedersem Ankara saldırısından sonra, şeyle görüşüyor Davutoğlu'yla. 2016'da yanlış hatırlamıyorsam. Ve çıkınca bir şeyler söylüyor. Davutoğlu da eleştiriyor. Kılıçdaroğlu niye böyle konuşuyor diye. Kılıçdaroğlu da cevaben diyor ki, bak diyor, bana içeride söylediklerini bir konuşursam diyor Davutoğlu'na. Ama buna bir diyor, benim devlet terbiyem müsaade etmez diyor. Demek ki Davutoğlu'nun devlet terbiyesi müsaade ediyor ki bugün bir konuşursam 3 ay dışarıya çıkamazsın. Benim dediğim buydu. Devlet adamlığı vasfı yok demek. Yani siz başbakanlık yaptınız, Dışişleri Bakanlığı yaptınız. Sizi o makamlara getiren insana, sizde bir şey görmüşler, buyurun meydan sizin demişler. Ve siz şimdi dönüyorsunuz, bak ben öyle şeyler biliyorum ki konuşmayayım ha diyorsunuz. Burada devlet adamlığı vasfı var mı? Burada Davutoğlu düşmanlığı var mı? Durduk yere mi diyoruz yani? Davutoğlu böyle söylemese, biz yapmayın etmeyin Davutoğlu, bak Dışişleri Bakanlığı, başbakanlık yaptınız. Oradan adam kalkıyor diyor ki, şöyle böyle terbiyesizlik etme. Sen de ki,
Hüseyin Gülerce yanlış konuşuyor. Davutoğlu dipten doruğa devlet adamıdır. Şurada şöyle yapmıştır, burada böyle yapmıştır. Bize diyelim ki ha bak bunlar da vardı. Yani o yönden de bakarsak devlet adamlığı vasfı vardır deriz. Herkesin ama, kendi görüşü. Hayır öyle bir şey de söylemiyorsun. Ama hakaret olmamalı. Hakaret ne? Bu programda hiçbir zaman zaten hakaret olmadı. Şunu gördüm bakınız yeri gelmişken söyleyeyim. Davutoğlu ile ilgili böyle konuştuk ya. Logolarıyla, Çınar logosuyla aman Allah'ım teşkilatlardan Gelecek Partisi ne hakaretler. Ya sizde Erdoğan düşmanlığından dolayı öyle bir kin ve nefret birikmiş ki bak bu ittifak var ya muhalefet ittifakı aslında bir kin ve nefret intikamı. Ve Allah bunların Türkiye'yi yönetmelerine fırsat vermesin. Çünkü ben o Gelecek Parti teşkilatlarından bir kısmından hepsinden değil ama nereden baksan 30-40 tane vardı. Bunlar için hiç ummadığım birisi de çıktı. Hiç ummazdım yani. Allah Allah. Tanış oldunuz bir de. Ne tanış ya? Şimdi ya 30-40 senelik diyelim uzaktan uzağa da olsa bir hukukumuz var. Dilini o kadar çirkinleştirmiş ki hakarete vardırıyor. Ya siyaset yüzünden insan dostlarına hakaret eder mi? Siyaset insanlığın önüne mi geçiyor? De ki yanlış düşünüyorsun. Ben sizin görüşünüze katılmıyorum. Tamam. Hakaret ne ya? Biz de sizi şöyle sanmıştık diye. Ben de dönüp bir şey diyeyim mi? Evet. Ayıp ama. İnsanlıktan çıkmayın. Ben onu yaşadığım yerde de görüyorum. Öğrencilerim var mesela geçmişte lisedeyken çok sevmişim. Desteklemişim. Yardımcı olmuşum. Adam üniversitede okumuş. Solcu olmuş. CHP'li olmuş. Şimdi yolda başını çeviriyor. Allah ya Allah. Yani bunun ya, insanlığın sağ solu yok. Kılıçdaroğlu'na hakaret mi ediyoruz? CHP'ye hakaret mi ediyoruz? Atatürkçülük tartışmasından girdiler birbirlerine. Konuşmayalım mı şimdi burada yani? Aynen öyle. Aynen. Konuşmayalım. Oradan mı devam etsek? Oradan devam etsek. Laf oraya kendiliğinden geldi. Evet. Tam yeri zamanı bence. Şimdi mesele tabii nasıl çıktı? Hemen onu hatırlatalım. Özellikle bir gazetede köşe yazısıyla başladı bu durum. Canan Kaftancıoğlu'nun bir konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk demediği belirtildi. Ki zaten evet Mustafa Kemal Atatürk de demiyordu. Mustafa Kemal diyordu. Atatürk'ün Mustafa Kemal'in askerleriyiz lafı değil, Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız lafını çok kullanıyordu. Ama şimdi burada ilginç olan şu, birdenbire partinin içinden vay efendim sen nasıl Atatürk demezsin diye tepkiler geldi. Şimdi işin hem Canan Kaftancıoğlu boyutu var hem CHP, ikisini de ayrı ayrı konuşacağız. Muharrem İnce, Tuncay Özkan, Gürsel Tekin hepsi tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nu da sonra hatırlatacağım ne dediğini. Ama benim en çok şaşırdığım nokta Sayın Gülerce şu oldu. Bunun metresi var mı arkadaşlar? Metresi yok, DSF değil mi bu? Evet. En çok şaşırtan şu oldu, Canan Kaftancıoğlu PKK terör örgütünün elemanını övmüştü. Devlete katil demişti. CHP'den hiç böyle bir ses çıkmamıştı Sayın Gülerce. Ve bu Atatürk tartışmasıyla bir anda karıştı ortalık. Yorumunuz nedir? Önce Kaftancıoğlu tarafından başlayalım. Şimdi ilk tespitim, yani sizin karıştı lafınıza itirazım yok. Ama karışır gibi oldu. Karışmadı. Karışmadı diyorsun. Karışmaz. Yani buradan CHP'de bir parçalanma falan doğmaz. Zaten dikkat ederseniz Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu'na hiçbir şey demedi. Şey sızdırdılar toplantılarından dışarıya bilgi sızdırdılar. Şeye sitem ettiler Canan Kaftancıoğlu'na laf edenlere. Sitem etti. Onlara, Kaftancıoğlu'nu korudu. Kaftancıoğlu'nu korudu. Şimdi bir tek bunu bir araya getirmemiştik. Kılıçdaroğlu-Davutoğlu görüşmesi. Karamollaoğlu'nun hilafetle ilgili sözleri Demirtaş'ın cezaevinden Akşener'e ya bir kahvaltıya gelseydik demesi, şimdi de Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bu Atatürk tartışması, bunların hepsi bir arada. Nedir bu? HDP'nin destekleyeceği adaya zemin hazırlanıyor. Yani bu mesaj, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bu tartışma HDP'lilere
Yani bakmayın bizim içimizde böyle bir tartışma olduğuna. Yani bu normal bir şeydir. Ben söylemiyorum diye gündeme getirdiler bunu. Çünkü Canan Kaftancıoğlu HDP'ye yakın olanların İstanbul İl Başkanlığı'na getirilmesini desteklediği bir isim. Tamam. Şimdi şunu görmek lazım. Ulusalcı kanat Kaftancıoğlu'nu sevmiyor. Sevmiyor. Peki niye Kılıçdaroğlu ısrarla Kaftancıoğlu'nu İstanbul gibi bir yere il başkanı yapıyor ve kolluyor? Çünkü 2023 seçimleri için hep söylüyorum bakınız. İşin püf noktası HDP'nin destekleyeceği bir aday. Dolayısıyla HDP tarafına da mesaj verilmesi lazım. Tamam. O mesajı CHP içinden kim veriyor? Canan Kaftancıoğlu veriyor. Ötekileri laf olsun diye itiraz ediyorlar. Numaradan yani. Ya bak burada Atatürkçüler var. Nerede var ya? Neredeydiniz devlete katil derken, teröristleri ya, savunurken? Neredeydiniz? Öyle bir şey yok. Domuz etini falan eşinin götürdüğünü söylerken katil devlet değil, seri katil devlet dediğinde devlete siz neredeydiniz? Sizin alt okunuzda devletçilik yok mu? Ya. Devlet kimin devleti? Ama buradaki tezgah yine aklıma Biden geliyor ya. Ya Biden, ama bütün her şey onu yani gösteriyor. Yukarıya çıkıyorsun, çıkıyorsun, çıkıyorsun. Evet. Biden'ın da isim olarak düşünmemek lazım. O Amerika'daki bir gücü, odağı, üst aklı temsil ediyor. Bak onun için bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler Türkiye'deki seçimleri etkileyecektir. Yani İlla Trump kazansın diye bir şey söylemiyorum. Amerikalıların işi kim kazanırsa. Ama en azından görüntüde Trump'ın böyle muhalefetle bir işbirliği falan söz konusu değil. Bu adam kendisini Biden konuşmalarıyla bağladı. Yani yarın öbür gün Türkiye'deki muhalefet, ya sen bize söz vermiştin bakalım, şimdi başkan oldun görelim bakalım ne yapacaksın sahada dese Biden memnun olur yani. Evet. Şimdi bakınız. AK Parti böyle şeyleri konuşsa, Mustafa Kemal, Gazi Paşa, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir tartışmaya herhangi bir AK Parti yönetici sebep olsa ortalığı yıkarlar değil mi? Oho. Niye bir şey olmuyor? Tek bir şey oldu. Ben onu önemsedim bakın şimdi. Ne oldu? Ya bana göre CHP içinde parçalanma olmaz. Sözcü gazetesiyle Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu karşı karşıya geldi. Hı hı. Bu önemli. Neden önemli? Sözcü gazetesinden dolayı değil. Sözcü gazetesinde Atatürk kitapları ticaretinden milyoner olmuş bir yazar var. Yılmaz Özdil. Yani Sözcü gazetesi 2,5 Yılmaz Özdil'in şahsında Atatürkçülüğün kalesi gibi. Şimdi Kaftancıoğlu bu olayı açıkladı. Yani bir konuşma yaparken işte Uluş Gürkan bir soru sordurmuş. Hep şey söylüyorsunuz, Mustafa Kemal diyorsunuz, Atatürk demiyorsunuz, neden diye. O da cevabını vermiş. Yani Atatürk'ü diyor, statik, donmuş, yorumlara hapseden cuntacılara ve bugünün idealar dünyasındaki şaşkınlara karşı Canan Kaftancıoğlu diyor. Hep ileriye bakan, aklı, bilimi ve devrimciliği öne çıkaran dinamik Mustafa Kemal Atatürk'ü sahip... Burada Atatürk diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü sahiplenmeyen... Yani orada Atatürk kelimesi, Türk kelimesi geçtiği için de diyor. İstemiyor gibi. Şimdi oradan da Sözcü gazetesinde bu haberi yapan Serpil Yılmaz'a laf söylüyor. Toplantıyla ilgili bugün Sözcü gazetesinde Serpil Yılmaz'ın hazırladığı bir metinde şahsıma yönelik, burası çok önemli, bir itibarsızlaştırma operasyonu yapıldığını gördüm. Sözcü gazetesini şahsına yönelik itibarsızlaştırma operasyonu yapmakla suçluyor. Ağır bir itham. Operasyon yapıyor. Demek gazeteler sadece haber vermez, yorum yapmazmış. Ne de yaparlarmış? Operasyon. Operasyon, itiraf.
Biz de zaten bunu söylüyoruz. Fox TV operasyon yapıyor. Sözcü gazetesi operasyon yapıyor. Cumhuriyet gazetesi ajan Can Dündar vasıtasıyla operasyon yaptı MİT tırları hadisesinde. Yani burada operasyon yapıyor. Oda TV operasyon yapıyor. Bunlar operasyon merkezleri. Bak şimdi CHP'li başkanı söylüyor. Sözcü gazetesi diyor bir operasyon yapıyor. Evet, söylediklerim yazılmış ancak devamında yapılan yorumlara farklı bir yorumlarla farklı bir noktaya, daha doğrusu çekilmek istenen noktaya getirilmiş bir yazı vardı. Tabii Sözcü de cevap verdi. Ondan dedi ki Kaftancıoğlu ile Sözcü arasındaki bu tartışma aslında CHP içindeki Atatürk tartışmasından daha önemli. İşte bunu çatlak kabul edebiliriz. Hı hı. Çünkü Kılıçdaroğlu da Sözcü'yle ilgili bir takım medya organları tarafından özellikle. Onu da okuyayım. Kendisine Davutoğlu'yu ziyaretin ardından ortak basın toplantısı yaparken gazeteciler soruyorlar. Dün bu konuda basın toplantısı yapan genel başkan yardımcımız gerekli açıklamayı yaptı. Türkiye'de milyonlarca insan çöp konteynerlerinden geçinirken belirli bir medya grubunun bunu öne çıkarmasını anlamış değilim. Sözcü kastediyor. Sözcü gazetesini. Belirli bir medya grubu. Anlıyor da, çünkü Sözcü'nün de Canan Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun göstereceği aday işine gelmiyor. O da başka bir damar. Onun için Sözcü ile Kaftancıoğlu arasındaki tartışma önemli. Sözcü gazetesi de diyor ki, şimdi hem Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Canan Kaftancıoğlu direkt hedef kitabın oldu. Ortasından konuştu. Peki Sözcü ne diyor? Bu yorum basın özgürlüğünün savunucusu CHP'nin her iki taraf neye sarılıyor? Basın özgürlüğüne. Oh ya, oh ya. Bu yorum basın özgürlüğünün savunucusu CHP'nin bir neferi olan Canan Hanım'ı rahatsız etmiş ki, Serpil Yılmaz'ın yorumu, Atatürk düşmanları çevrelerin yaptığı gibi Sözcü'ye saldırdı. Demokrasiden ve fikir özgürlüğünden bahseden Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, şimdi burası çok önemli bak Türker Bey, yazarımızın yazısına dil uzatma ve Sözcü'ye gazetecilik dersi verme cüretini kendinde buldu. Bah, bah, bah. Sözcü'ye laf söyleme cüretinde bulunmuş ya. İstanbul İl Başkanı CHP. Bu ne cüret ya? Ne cüret? Halbuki biz burada Sözcü'ye ne cüretkar davranıyoruz değil mi? O manşetler neydi öyle? O sizin yazarınızın Emin Çöleşen'in PKK'yı desteklememiz lazım. FETÖ'yü desteklememiz lazım. FETÖ gibi dandik örgüt çıkardılar ortaya. Yazan yazılarınıza biz ne cüretkar davrandık burada. Kimsin sen dedik be Çöleşen'a, Sözcü gazetesine. Kimin sözcüsüsün? Meğerse biz bayağı cesaretli davranmışız ya. Cüret etmişiz valla. Ama tebrik ediyorum sizi. Evet, ben de sizi tebrik ediyorum. Hiç bir dakika bir dakika falan demediniz yani. Yok, hiç demedik. Ya ne yapıyorsunuz? Nereye çatmışız? Sözcüye laf söylüyorsunuz falan diye ikazda bulunmadınız. Bak ne diyor? Canan Hanım Sözcü'ye yönelik açıklamasında tam 5 kez Atatürk'ün ismini kullanmadı. Hangi cüretle siz Sözcü gazetesine ders vermeye kalkıyorsunuz? Burada Atatürk'ün tapusu var. Sözcü kendini öyle görüyor. Yılmaz Özdil var. Tapuğunda duruyor. Doğru. Evet. Şimdi ya, bu tartışmanın ötesinde ya Mustafa Kemal Atatürk partiler üstü biridir. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucu lideridir. Ya bu tartışmaları böyle bunlarla zaman kaybetmek yani değil mi? CHP hala burada. Hala bu tartışmalarda. Çok çok ilginç geliyor bana yani. Diğer tarafta cezeriler yapılıyor. Uçan arabalar yapılıyor. Bu tarafta hala aynı tartışma. Şimdi bu şey ileri geri konuşuyor ya.
Kılıçdaroğlu bizim bizde seyreden arkadaşlardan bir kısmı çok kızıyorlar. Ya bu buna bir şey denmeyecek mi? Halbuki diyoruz. Herkes diyor, AK Parti sözcüleri de diyor, Sayın Cumhurbaşkanı da diyor. Ben de şimdi bu vesileyle diyorum ki fazla kızmayın. Bunlar birbirine yeterler. Yani bizim fazla onları eleştirmemize de gerek yok. Biz onu, bu eleştirilerimizi fikir ve ifade hürriyetinden istifade ile ülkemiz için yapıyoruz. Yani böyle ana muhalefet partisi olmaz, böyle ana muhalefet lideri olmaz, böyle gazetecilik olmaz, böyle televizyonculuk olmaz Fox TV'sine. Ya bunu biz bir görev kabul ediyoruz. Yani kamuoyunu bilgilendirme adına biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ama bunların Türkiye'ye zarar verme noktasında o kadar endişeli olmayın Allah'ın izniyle. Neden? Bunlar böyle karşıdan bir bütünmüş gibi gözüküyorlar. Halbuki içeriden kaynıyor aynı, bunlar. Aynı. Çünkü bunlar dünyalık. Dünyayı isteyen adamların dünya kadar derdi olur. Dünyayı istiyorsanız. Dünya, zaten dünyanın kendisi de dertli. Ve bunlar dünya ile ilgili koltuk, makam, iktidar, onu devirelim bak. Bir de biz gelelim demiyorlar ha. Erdoğan'ı devirelim. Sonrası artık ya, ne olacaksa olsun. Yapıcılık yok yani. Yıkıcılık var. Yıkıcılıkla, yıkıcı muhalefetle dünyada toplumlara, insanlara hizmet etmiş kişiler, gruplar, yönetimler var mıdır ya? Olması mümkün değil. Önce insani bir bakış açısı olması lazım. Şimdi Atatürk tartışması yapıyorlar. Ama bir yandan da bunun kendi partilerine ne kadar zarar verdiğini görenler de var. Onlardan birisi de eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş. Tam da burası hem Kaftancıoğlu'nu hem Kılıçdaroğlu'nu çok ilgilendiriyor. Evet. Var mı veteresi? Var. Tamam, bir dinleyelim. 18 adam. Ayda 70 bin üye istifa etti diyor CHP'den. Barış Yarkadaş bir itiraf niteliğinde aynı zamanda. İzleyelim. Barış Arkadaş'ın sözleri çok açık ve net. Tam da bizim lafın üstüne geldi değil mi? Bunlar kendi işlerinde karma karışıktır. Evet. Neden dışarıda istifa ediyor olabilir acaba? Şimdi espri yapalım. Bizim o Yalova'da iki arkadaş var ya, konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz ama CHP'lere etki etmiyor diyordu ya. Evet, etmiş biliyorsunuz. Hayır. Yani bizim konuşmalarımızdan dolayı istifa etmiş değil ama bizim konuştuğumuz mevzulardan dolayı istifa etmiş olabilirler. Sebeplerden birisi. Bir diğeri, ya 9 defa seçim kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nu 7. defa genel başkan seçiyorsun. Ya bu insanlarda neticede insaf vicdan var, var yani. Var tabii, illaki yani, var sonunda var. İllaki var yani. Yani kafayı yastığa koydun artık orada, evet, kendi vicdanla baş başa bu kadar kalıyor. Da olmaz diyorlar yani. Milli meselelerde işte Afrin'e girmeyin, kenarında durun, zayiat olur falan filan. Ne işimiz var Akdeniz'de, ne işimiz var orada, ne işimiz var yani. Bu konuştuğumuz mevzular sadece burada konuşmakla kalmıyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı da konuşuyor, AK Parti yetkilileri de konuşuyor, bakanlar da konuşuyor. Ama asıl sebep şu olur. Yani CHP'de, CHP'deki yöneticiler de normal yurdum insanıdır. Ben bu lafı çok seviyorum. Normal yurdum insanı. Yani bir noktada partilerin isimlerini çizin. Normal yurdum insanlarından ibaret toplum. Yani CHP'de belediyeler var. Mesela en çok İstanbul'da olmuş, İzmir'de olmuş değil mi? Orada rantlar var. E sen rantı herkese dağıtamazsın. Bir kesime dağıtırsın, bir kesime dağıtamazsın. Bir. Bir ikincisi, talep çok olur. Yerine getiremezsin. Bol keseden atarsın. İşe alacağız, şöyle diyeceğiz, böyle diyeceğiz diye. Ama bence en önemlisi, en önemli sebep CHP İktidar olamam diye ilan etti. Bak burası çok önemli. Bunu da en çok kim vurguladı? Muharrem İnce vurguladı. Dedi ki CHP'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olması lazım. Çünkü ana muhalefet partisi neden var? Şimdi normal siyasi düşünce olarak konuşalım. İktidara en yakın alternatif. Değil mi? Peki yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Türkiye'yi yöneten nerede belirleniyor? Sandıkta. Mecliste değil. Türkiye'yi kim yönetecek? Sandıkta senin seçeceğin Cumhurbaşkanı ve onun teşkil edeceği Bakanlar Kurulu. Yani seçtiğin insan Türkiye'yi yönetecek. Cumhuriyet Halk Partisi ne için var? Türkiye'yi yönetmek için. Kim yönetecek Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi adına? Genel Başkan değil mi? Genel Başkan diyor ki
biz dostlarımızla iktidar olacağız diyor. Yani ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım demiyor. Dolayısıyla CHP tabanının kafası karmakarışık. Geçen hafta da söyledik. Yani CHP bir CHP'li aday olacak diyemiyor. Evet. Joe Biden'ın sözlerini hatırlayalım mı? O kadar çok bahsettik ki bugün. Öyle mi? Evet. Yani reji uyarıyor mu? Hasan Bey diyor ki editörümüz. Ya Joe Biden'ı bence hatırlayalım diyor. Hem Hasan Bey'e teşekkür edelim hem hatırlayalım. Bence de. bakın yani. Belki Biden'ın doğru yani. Biden'ı neden çok önemsediğimizi daha önce dinlememiş seyircilerimiz olabilir. Evet. Okumamış olanlar. Evet. Ya yani kimse Biden demesin bakın. Daha çok önemli şeyler söylüyor. Aynen öyle. Joe Biden aslında tüm bir saattir konuşmalarımızın üstünde bakın neler söylemişti. Direkt cesaretlendirmeliyiz diyor muhalefeti. Bence cesaretlendirdiği ortaya çıktı. Evet. Değil mi? Bugünkü yani şu bir saatlik son bir saatte verdiğimiz gelişmelerle ortaya çıktı. Evet, ortaya çıktı. Evet. Sayın Devlet Bahçeli'ye geçelim mi? Geçelim. Çünkü sonra da Sayın Süleyman Soylu'nun Süleyman Soylu'ya geçelim. Evet, sonra da Ali Sezai'yi de unutmayalım. Evet yani. Evet. O yüzden 20 dakika var reklama. Hızlı hızlı evet, gideriz. Hızlı hızlı gidelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Tabipler Birliği'nin özellikle kapatılması gerektiğini söyledi. Evet. Haftanın en çok tartışılan konusuydu. Sayın Bahçeli çok haklı olarak açık bir şekilde de Türk Tabipler Birliği'ni kapatılması gerektiğini söyledi. Neden Sayın Bahçeli böyle bir söylemde bulundu Sayın Gülerce? Haklı sebepleri neydi Bahçeli? Şimdi bu Türk Tabipler Birliği maalesef isminin başında da Türk kelimesi var. Bu da insana dokunuyor çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yaptığı harekatta PKK ile mücadelesinde Türkiye'nin yanında değil bu Türk Tabipler Birliği. Devleti hedef alıyor. Terör örgütlerine destek çıkıyor. Afrin harekatımıza savaş diyor ve PKK'lıların orada PKK'lı olduğunu görmeden savaşta can kayıpları olur diyor. Bizim kendi şehitlerimizle ilgili bugüne kadar tek laf etmiş değiller. Bunlar şimdi mesela o tweet'i göstereyim. Savaş bir halk sağlığı sorunudur diye Afrin şeyi sırasında Afrin operasyonunda Türk Tabipler Birliği'nden attığı tweet bu. Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Nereden ne savaşı yahu? Terör operasyonu yapıyoruz. Değil mi? Bir de halk sağlığı sorunu. Sonra HDP söylemleri bunlar biliyorsun. Tabii. HDP. Ya bunların hepsi aslında bir yere çalışan, bir yerdeki hassasiyetleri kale alan gruplar. Yani 5. kol faaliyeti gibi yaptıkları 5. kol faaliyetini hatırlatan işler, söylemler. Şimdi canla başla bir pandemi mücadelesi veriliyor değil mi? Doktorlarımız bu işin kahramanları. Kesinlikle. Cephedeki askerlerimiz gibi yani. Ve biz hepimiz onlara dua ediyoruz, teşekkür ediyoruz, destek çıkıyoruz. Hepsi bizim doktorlarımız. Bir dönem Türkiye'de öğretmenlerin bölündüğü gibi, polisin bölündüğü gibi, pol der pol bir gibi, şimdi de doktorları bölme stratejisi bu. Siyah kurdelerle hükümete, Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorlar. Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz pankartları. Yönetemiyorsunuz, tükeniyorsunuz, suçu vatandaşa, yükü hekimlere, sağlık çalışanlara, yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz. Böyle işte bu siyah kurdele 14-18 Eylül eylem haftası mı? Kameraman arkadaşa göstereyim. Evet, şimdi biraz girsin kamera yakından. Evet. Bir tane daha var. Şimdi Sayın Bahçeli aslında milletimizin hissiyatına tercüman oldu. Eğer onun veteresi yok zannedersem yazılı bir açıklama yaptın. Ne dedi Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli? Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu diyor mu ya milletimizin hissiyatına tercüman oluyor diye. Sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış. Bu teşebbüs zehirli ve zillet komplosudur.
Türk Tabipler Birliği korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik hükümete yönelik yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz eylemi haince bir tertiptir. Çağrım şudur, Türk Tabipler Birliği bugünkü hassas dönemde insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibi ve şüpheleri körüklemektedir. Tıpkı şey gibi, Kılıçdaroğlu gibi, CHP gibi. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Şimdi Sayın Bahçeli böyle derken merak etmiştir seyircilerimiz. Acaba Kılıçdaroğlu ne demiş? Ne dedi? Ben de çok merak ettim. Kılıçdaroğlu da şöyle dedi. Covid-19 salgını ile mücadelenin ön safında yer alıp gece gündüz demeden sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine önce bir bizim de katıldığımız lafları ediyor. Çünkü şimdi sahip çıkacak ya Tabipler Birliği'ne. Onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği'ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız. Kim Kılıçdaroğlu'na iyi ki varsınız diyorsa Tabipler Birliği'ne de iyi ki varsınız demiş oluyor. Evet. Halbuki Türk Tabipler Birliği daha önce de devleti hedef almış terör örgütlerine destek çıkmıştı. Böyle bir çıkışı oldu Sayın Bahçeli. Hekimlere kimsenin sözü yok. Edemez evet. Zaten böyle ya, bir zamanda. Bak ne diyorum. Cephedeki askerimiz kadar görev yapıyorlar. Evet. Devlet millet için, halk sağlığı için. Hatta ama bu, birileri o yönetimde ihanet içindeyse yani tedbir almayan insanlar var ya, bu maske mesafe kuralına uymayan insanlar hala kına peşinde olan sabah bir arkadaş burada çok enteresan bir şey anlattı. Bir tanıdığının kınası oluyormuş da yani kalabalık olmasın deyince oğlan anası mı artık kız anası mı ya yani halaları da mı gelmeyecek demiş. Şimdi vallahi şu düğünler müğünler artık yani bırakın bu ya, ne olur ya. Gelenek denilen şey insan canından daha kıymetli şu anda bazıları için. Bazıları için evet. Ya böyle bir şey olabilir mi ama? Ya ölülüyor bak her gün 1500 civarında üstünde vaka çıkıyor. 100 bin civarında test yapılmasına rağmen. Cumhurbaşkanı söylüyor, Sağlık Bakanı söylüyor, doktor. Ya bir doktorların hastanedeki sağlık çalışanlarının halini görün de ya merhamet edin. Bu insanlar ölmesin diye çırpınıyorlar. Ve her gün onlarla temas halindedir. Yani virüs kapmış insanları bile bile tedavide yanlarına giriyor çıkıyorlar, damar açıyorlar, iğne yapıyorlar. Diplerindeler ve akşam da evlerine gidiyorlar. Yani çoluk çocuğuyla buluşuyorlar. Bu nasıl bir strestir, gerilimdir, nasıl bir fedakarlıktır? Bunu anlamadan bize bir şey olmaz. Kına çok önemli, düğün çok önemli. Ya bizim şimdi bazı yakınlarında diyor ki vatandaşa bir şey deme. Ya vatandaşın hepsine demiyoruz ki. Tedbirini çok iyi alan, kurallara çok iyi uyan. Tabii onlar da var. Bu, çoğunlukta bunlar. Ama bu işte virüs azınlıktan çoğunluğa yayılıyor. Yani 100 kişi tedbir alsa da bir kişi tedbir almasa geometrik dizi gibi yayılıyor bu. 2 kişiye bulaştırıyor. 2 kere 2 4, 4 kere 4 16, 16 kere 16 256. Bir haftada 256 kişiye gitti 2 kişiden. Şimdi biz o 2 kişiyi konuşuyoruz. Hele hele karantinadan kaçıp ya dolaşanlar var. Seyahat edenler var. Ya bunlara ciddi tedbir getirilmesi lazım. Bir tane YouTuber'ı aldılar, attılar içeriye değil mi? Enes Batur. Yani kendisini meşhur etmek için adam. Şimdi devlet tedbir alın, ikaz ediyor. Ama buna rağmen insanlar dinlemiyorlar. Şimdi böyle hassas bir dönemde Türk Tabipler Birliği de Kılıçdaroğlu da çıkıyor. Şey yapıyor ya, beşinci kol faaliyeti yapıyorlar. Beşinci kol düşman adına ortalığı karıştıranlar demektir. Baroların o skandal açıklamalarını biliyoruz. Belki bu çoklu baroyla bu çözülecek gibi. Türk Tabipler Birliği'nin de bu konuda adım atılması. Hepsi aynı yolun yolcusu zaten. Evet, yani bu işleri çözecek gibi. O yüzden Devlet Bahçeli'nin çıkışı çok yerinde ve haklı bir çıkış. Buradan hemen Süleyman Soylu'ya geçiyorum evet. Sayın Gülerce. Süleyman Soylu Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi. Onun veterisi vardı galiba arkadaşlar. Bak dinleyelim onu. Onu izleyelim. Bu heyecanını Sayın Soylu'nun görelim diyorsunuz. Görelim, evet. Peki Sayın Süleyman Soylu bakın neler söyledi.
Sayın Soylu tabii burada dediniz ya heyecanlı da izlemek lazım diye ciddi alma sert bir şekilde gösterdi. Nedir? Türkiye'de güvenlikten sorumlu olan insanın bakan olarak şuraya kadar gelmiş hissiyatının dışa vurulmasıdır. Evet. Şimdi şehit aileleriyle muhatap olan o cephede gidip cephedeki askerle iftar açan, yemek yiyen, çay içen o. Yani bu insanın yaşadıkları göz önüne getirilerek onun tepkisine bakılması lazım. Anayasa Mahkemesi, evet Ankara'da siyaset kolay. Kılıçdaroğlu mesela bir mesaj yayınlıyor şehit ailelerine. Şimdi bu tepkiyi neden veriyor Sayın Soylu? Ya tuttular devlete memur alma sırasında şeyi kaldırdılar. Mülakatı kaldırdı Anayasa Mahkemesi Başkanı. Heyeti Anayasa Mahkemesi. Güvenlik soruşturmalarını güvenlik soruşturmalarını iptal ettiler. Yani terör örgütü üyeleri böyle kamuda görev yapabilmelerine imkan tanınıyormuş gibi bir hava ortaya çıktı. Şimdi bakınız. Burada getirilen tartışma şu. Hukuk, yargı devlete karşı ferdi korur diyorlar. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi fertten yana, ferdi hürriyetlerden yana. Hangi fertleri korur yargı? Vatandaş olan fertleri korur değil mi? Peki yargı devlete düşmanlık yapan fertleri, teröristleri korur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Korumamaz. Öyle bir karambole getiriyorlar ki efendim ferdi korumayacak mı? Koruyacak. Ama hain fertleri değil. Dünyanın hiçbir yerinde hainler normal fertler gibi hakları savunulacak kişiler değildir. Adam devlete silah çekiyor. 7000 tane asker polis şehit etmiş. Bölücü PKK terör örgütü. Şimdi sen devlette eleman alırken, memur alırken devletin mahremiyetini teslim edeceksin. Güvenlik soruşturması yapmayacaksın. Niye? Ferdi koruyormuş. Süleyman Soylu'nun devleti diye yazı yazan adamlar var. Hiçbirisi şehitleri düşünmüyor. Cephedeki Mehmetçi'yi, askeri polisi, komandoyu düşünmüyor. Tutturmuşlar AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhur İttifakı'nı hırpalamak için her fırsatı kullanıyorlar. Fırsat bulmuşlar Sayın Soylu'nun bu çıkışından. Ama Sayın Soylu çok güzel bir şey söyledi dün de. Devam etti, dedi ki, bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar eleştirilemez diye bir şey söz konusu değildir. Arkadaş, siz herkese eleştiriyorsunuz. Cumhurbaşkanına neler diyorsun? Müsaade edin de yanlış karar diyelim ya. Ayrıca şunu da söyledi. Geçen gün şu sözünden bahsediyor. Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Hoşuma da gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Bu devlete katil diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından siz katil deme hürriyetine sahipsiniz diyenler yıllardan beri bu ülkenin değerlerini vermek isteyenler hepsi bir cephede buluştular. Allah hepsini bir fotoğrafta görmeyi nasip etti ifadelerini kullandı. Temelde bir çatlak var. Ona da bozuluyorlar. İkbal ve istikbalini düşünen insanlar, Cumhur İttifakı'nın mayası diriliş ruhuna, Çanakkale ruhuna sahip çıkan insanlar, bir de göstermelik olarak Erdoğan düşmanlığı, Cumhur İttifakı düşmanlığı yapmak için her fırsatı kollayanlar. Hiçbiri samimi değil. Anayasa Mahkemesi'ni savunuyorları asla samimi değiller. Aynı Anayasa Mahkemesi hükümeti bu konularda destekleyen, Cumhurbaşkanı destekleyen bir karar versin. Sen de mi Brutus derler. Şu anda son kare diyorlar. Şöyle bağlayayım sözümü. Aynı dert Amerika'da da var. 80 küsur yaşındaki kadın Anayasa Mahkemesi üyesi Amerika'da vefat etti. Şimdi Trump yerine seçimden önce birini atayacak mı atamayacak mı diye konuşurken diyormuş Trump dengeleri değiştirebilir. Yani Anayasa Mahkemesi üst yargı kurumu ama herkes oradaki üyeleri de kimin oraya atadığına bakıyor. Tamam. Ahmet Necdet Sezer'in atadıkları
Abdullah Gül'ün atadıkları Erdoğan'ın atadıkları diye bakıyorlar. Ne oldu şimdi Anayasa Mahkemesi'nin yüksek yargısı? Demeyelim mi bunu? Söylemeyelim mi? Evet. Buradan gelelim yine haftanın flaş konusuna. Halil Sezai konusuna gelelim. Başka şeyler söyleyeceğimiz için, yoksa Halil Sezai ile muhataplığımız yok bizim. Tabii hiç tanımayız etmeyiz. Evet. En güzeli de bu. Yani hiç tanımamak etmemek. Ben işte dinlemedim yani. Öyle mi? Şimdi de merak edip dinlemedim. Böyle bir adamı niye dinleyeyim? Bu saatten sonra zaten. Bu zaten sonra hiç dinlemem zaten. Ama o ruh halini falan nasıl tanımlayabiliriz? Halil Sezai'nin yaptığını ve sonrasında kendini savunmasını üstelik. Kaç dakikamız var ona göre konuşayım. 4-5 dakikamız var. Arkadaşlar DSF gösterecek mi? Geldi. Evet. İşte odunu alıp eve direkt alması tabii onun özellikle. Ya düşündüm demiş ifadesinde çiçek mi vereyim, odun mu vereyim? O telaşta demiş odunu aldım eline. Ha, sanatçı değil mi? Tamam. İfadeye bak. Bazı siyasiler gibi bizim aklımızla alay ediyorlar. Bir kesim. Bu görüntülere hiçbir şey demedi. Sustular değil mi? Sustular. Evet. Yani dedesi yaşındaki adamı tekme tokat ve dakikalarca sürüyor. Hani 7 yaşındaymış. Değil, dakikalarca sürüyor. Evet. Tekme, yumruğu. Asıl şimdi burada dışarıda diziyle vurması var. Hepsi gelecek şimdi yavaş yavaş ekran. Öldüresiye bir vuruş. Yani hani hemen bir sinir anımdı. Vurdum geçti değil. Sürüyor, devam ediyor bayağı bir. Yanındaki iki kişi de Bostan Korkulu gibi duruyorlar. O da enteresan. Evet. Onlar da Halil Sezai'den. Bak bir yumruk daha. Şimdi diz de atacak, evet. Şimdi galiba geliyor birazdan. Öldüresiye. Bakar mısınız? Oo, bakın. Kafa atıyor sonra. Tabii. Şimdi önce bunu tabii saldı savcı ifadesinden sonra ama dün Adalet Bakanı da o açıklamayı yaptı. Bu görüntüler gelmemişti savcının eline diyor. Sonra tekrar itiraz edildi. Mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Şimdi buna ne demek lazım? Türkiye'de şımartılmış bir kesim var. Hepsi böyle değil yani. Ama şöhretlerin içerisinde kendisini insanların üstünde gören, ne yapsam kimse bir şey diyemez. Var öyle birkaç tane çok daha isimleri geçiyor. Bayağı. Burada yargının bence sanki hemen salıvermesi, sonra da sosyal medyadan gelen tepki üzerine bugün güzel bir şey demiş Ahmet Hakan. Bizde de artık yargıda jüri olmaya başladı diyor. Sosyal medya jürisi. Buna fırsat vermemek lazım. Yani beklet biraz, bütün görüntüler gelsin. Çünkü bu sefer yargı üzerinde tereddütler doğuyor. İnsanların kafası karışıyor. Ya demek ki sosyal medyada tepki gelmeseydi acaba tutuklanmayacak mıydı? O zaman bekleyin, delilleri tamamlayın. Ondan sonra serbest mi bırakacaksınız, mahkemeye mi sevk edeceksiniz, bunu verin. Bu şımarıklığa artık Türkiye'de... insanlık dışı bir şey. Fırsat verilmemesi lazım. Bir de kendisini savunurken söyledikleri de çok enteresan. Ben bir hayvanlık yaptım diyor. Hayvana da hakaret. Yani hayvan sadece, böyle yapmaz. Hayvan böyle yapmaz yani. Bari hayvanlara hakaret etme. O iki kişinin hiç müdahale etmemesi. Peki mesela biz hukukçu değiliz. Müdahale etmeyen, ayırmayan o iki kişinin hiçbir suçu olmuyor mu? Değil mi? Artık burasını okuyacağım yani ama serbest mi yani? Tabi burada özellikle Halil Sezai'nin hükümet karşıtı olması, Erdoğan karşıtı olması nedeniyle birileri de Eren Erdem. İyi ki hatırlattın. Bir dakika, bu Halil Sezai'nin 16 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi 1.13'te attığı bir tweet var. Ne demiş o tweet'te? Kameraman arkadaşımız iyi ki hatırladık ya. 15 Temmuz gecesi. 15 Temmuz gecesi. Halil Sezai, bak şimdi. Bu memlekette polis var, meclis var, yargı var. Millet sokağa çıkıp askerle mi çatışsın? Bu nasıl mantık? Derdiniz ne? Bu nasıl çağrı? Hmm.
Şimdi bu hatırladınız mı? Bu şekilde kim konuşmuştu televizyonlarda? CHP'nin, şeyin, FETÖ'nün önemli elemanlarından bir tanesi. Neydi onun adı? Hani görüntü görünce 15 Temmuz'u nasıl asker bizim halkımı sokağa çağırıyor? Bizim halkımız çömelmeyi bile bilmez, kısa dönem askerlik yapmıştır. Şimdi senin cep telefonuna çıksa birisi söylerdi bunu, adını unuttuk yani. Unuttuk. Buluruz, birazdan buluruz. Buluruz. Reklam sonrasında hatırlatırız hatta. Aynı tweet'i atmışlar. Aynı. Ve sonra silmiş bunu. Nedense bakınız böyle pervasız davranan, hükümetin Erdoğan'ın aleyhine tweetler atan adamların cemaziyeli evveline bakınca böyle şeyler çıkıyor karşımıza. Çok. Bir de Halis Seza ilk tutuklandığında hemen Kerim Balcı, Alpay Özolan AK Parti milletvekili, sağ olsun. Çok selam ediyoruz. Alpay Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz daha Sayın Özolan'a çok teşekkür ediyoruz. Kerim Balcı olduğunu hatırlamış bize. Evet, o Kerim yani Balcı'nın hali. Yani şimdi vaktimiz olsaydı bu Halis Sezai'nin dediklerinin aynısını Kerim Balcı nasıl demişti gösterirdik. Bir de Halis Sezai'yi Eren Erdem'in savunması var. Onu da artık Allah'a havale ediyoruz. Ne diyelim? Şey, Eren Erdem ziyaret etti. Tabii ziyaret o etti. İhtiyarı ne yaşlıyı biliyor musun? İhtiyar diyorum, ben 70 yaşındayım, 67 yaşında. Ona dedi ki ben dedi ilk gelen bilgiler yanlıştı dedi. Yanlış anladığım için dedi sanatçıya sahip çıkmak, destek olmak adına böyle bir şey yapmıştım. Sizden özür diliyorum dedi. Okuyanları da ne dedi? Yersen. Aynen. Gençlerin ifadesiyle. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine buradayız. Devam ediyoruz, reklamlardan sonra karşınızdayız. Çok kısa, hemen az önce Kerim Balcı dedik ya, Halil Sezai'nin 15 Temmuz gecesi attığı mesajın vücut bulmuş hali Kerim Balcı'da, FETÖ'cü Kerim Balcı'da. Bir hatırlayalım bakalım neler söylemişti. Böyle demişti FETÖ'cü. Bu sözlerin önemi şu: çık bu şekilde konuş diye talimatı veren FETÖ ile başı Fethullah Gülen'dir. Onun talimatıyla bunları söylüyor. Fethullah Gülen'in söylediği sözler olarak bakın konuşmaya. Çok teşekkür ederiz Sayın Güderci. Zamanımız doldu. Çok sağ olun değerli yorumlarınız için. Bizden hemen sonra 7. gün var ve Danışık Erdoğan'ın konuğu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Ortak akıl ekibi olarak haftaya pazar bizler yine buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın.